Samimi analizden herkese merhaba değerli izleyenler. Türkiye seçim dönemine girdi. Gözlerse Millet İttifakı'nın adayına çevrildi. Konunun detaylarını İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'le konuşacağız. Merhabalar Ayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ceylin Hanım. Ben de samimi analiz programını ilk defa kurmaktan dolayı kutluyorum. Çok umarım, teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Umarım ve dilerim ki paylaşacağımız bilgiler kamuoyunun menfaatine olur. Onları bilmeniz olsun, kafalarındaki soru işaretlerinin bertaraf olmasını beraberinde getirir. Ben o zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Bildiğimiz gibi Altılı Masa CHP'de toplandı ve biz kazanacağız hashtag ile de sosyal medyada epey ses getiren bir video paylaşıldı. Fakat aday henüz açıklanmadı. Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olacak? Tabii şimdi biz Altılı Masa'nın bir paydaşı olarak kişilerden çok sistemle ilgili sıkıntılarımız var. Bugün bu sistemin başında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Yarın bir başka kişi olabilir. Ama bu sistemin bir kişiye yüklemiş olduğu görev ve sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve 85 milyona aşkın nüfusun problemlerinin çözümünde bir reçete olmadığı ortaya çıktı. Yoksa bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğiyle veya ondan sonra seçilecek cumhurbaşkanlarının kişiliklerle herhangi bir sıkıntımız yok. Bu kadar yetkinin, bu kadar sorumluluğun, bu kadar görevin bir tek kişiye verilmesi Allah muhafaza bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı nazar ediyorum. Kişiliği tam oluşmamış veya kişilik problemleri olan bir kişinin elinde toplanırsa memleketin ve milletin halinin çok kötü neticelere doğru gideceği yönünde endişelerimiz var. Dolayısıyla biz öncelikle bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin Türk milletinin yararına ve Türk devlet geleneğine uygun olmadığı kanaatindeyiz. Biz öncelikle sistemi değiştireceğiz. Dikkat ederseniz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yılda bir seçim yapılır. Cumhurbaşkanlığının kim olup olmadığı, çok önemli değil. Orada bir sistem oturmuştur, o sistem çalışır. Yani biz öncelikle parlamenter, tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemi oturacağız. Peşinden de Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Tabii Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in dediği gibi bütün Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Basın, sosyal medya ve internet haberciliğini ilgilendiren dezenformasyon yasasının ilk iki maddesi dün kabul edildi ve oldukça da eleştiri alıyor şu anda sosyal medyada. Çünkü sansür yasası olarak nitelendiriliyor. İfade özgürlüğünü de kısıtlayacağı düşünülüyor. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Erel? Şimdi efendim kamuoyunda özellikle sansür yasası olarak bilinen basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sizin de belirttiğiniz gibi Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna geldi. Ama Pazartesi günü de veya Salı günü de sanırım AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü grup konuşmasında temel hak ve özgürlükler konusunda tabiri caizse her yerinden oynayacak bir açıklama yapacağım denildi. Ya bütün toplum Sayın Cumhurbaşkanlığı neyi açıklayacağı konusuna odaklandı. Gelinen noktada baktık ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte kılık kıyafetle ilgili tartışmaların sona ermesi adına buna bir yasal güvence getirme arzusuna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı da kardeşim buna yasa yetmez. Ordu meydan bunu anayasaya alalım, temel hak ve özgürlükler kısmına yerleştirelim denildi. Tabii ki dünya yaratılmışlar en şerefsiz olan insanın doğuştan var olan temel hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması herkesin arzu ettiği bir durum. Ama bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı kılık kıyafetle ilgili düzenlemelere anayasal güvence getirirken diğer yandan toplumun nefesi olan, sesi olan,
duygu ve düşüncelerini milletle paylaşılma ortamı olan internete sansür koyması bu ne zaman çelişki? İfade özgürlüğüne tamamen aykırı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu söylemini, deyimini gündeme getirdi. Yani vatandaş bu nedir anlayamadı açıkçası. Oysa daha bizim Taylan Yıldız Bey var, internet, bu sosyal medyada internette kendisi uzman mühendis. Bizim de eski genel başkan yaptı. O der ki internet bir okyanus gibidir. Okyanus yandaş havuzlara şey yapılamaz, sıkıştırılamaz. Gerçekten de internete baktığımızda, sosyal medyaya baktığımızda hapsedilecek bir durumda değil. Şimdi günümüzde çocuklar elinde hepsinde cep telefonları var, akıllı telefonlar var. 2 yaşındaki bebeler bile o oyunlar, çizgi filmleri 2 parmaklarını oynatarak oynuyorlar. Bu kadar hayatın bir parçası olmuş, yaşamın her alanına girmiş interneti, sosyal medyayı kısıtlamak her şeyden önce vatandaşın nefes almasını engellemek gibi bir şey oluyor. Hepimizin başında bu. Bir şey oluyor. Dur hemen şuraya bir yazalım neymiş diye anında yazıp öğreniyoruz. Yani burada kanunun teklifini yapan arkadaşların gerekçesi şu: efendim biz işte yalan haber engelleyeceğiz, dezenformasyonu engelleyeceğiz, vatandaşın kişilik haklarına yapılan saldırılara engel olacağız. Ya buna bir gerek yok ki. Bununla ilgili zaten Türk Ceza Yasası 217. maddesinde bununla ilgili her türlü düzenleme var. Ben Cemil Hanım hakkında aslı olmayan, aslar olmayan bir şey paylaştıysa düzenleme hakkı var, tekrar hakkı var, şikayet hakkı var, her türlü hakkı var. Yani siz şimdi topluma gözdağı veriyorsunuz. 29. maddede deniliyor ki halk arasında korku, panik yaratan paylaşımlara 1 yıldan 3 yıla kadar şöyle şöyle olursa da 2 kat, 1 kat artırılır deniliyor. Ama bu kanunu uygulayan insanların günümüzde yaptığı uygulamaları dikkate aldığımızda vatandaşın kafasında çelişkiler daha sevgiler. Burada otorite kim olacak, kim denetleyecek? Çünkü meslektaşlarına da en çok endişe veren konu bu. Şimdi Ceylin Hanım'ın paylaşımı kime göre gerçekleşir, neye göre gerçekleşir, buna kim karar verecek? Ve bunu kim, nereye şikayet edecek? Boşluk. Şimdi bakın çok basit bir örnek vereyim. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a birisi çapsız demiş, şikayet edilmiş, bu siyasiler eleştirilere açık olacak diye savcı bey takipçisi kararı vermiş. Doğru, bana göre de doğru. Yani biz siyasiler hakaret, küfür olmadığı sürece her türlü eleştiriye dayanıklı ve tahammül olmak zorundayız. Ama Melih Gökçek Bey aynı sözle yapılan bu tenkit, eleştiri veya hakareti aynı savcı bir suç olarak görmüş ve soruşturma açmış. Şimdi insanlar buna şöyle bir şey geliyor. Ben iktidara yakın vatandaşı, ondan sonra muhalefetin liderleri veya muhalefetin vekilleri hakkında küfüre, hakarete varan paylaşımlarda bulunuyor. Ve benim şahsıma böyle bir şey var somutlaştırırsa. Ben de bunu götürdüm Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukat vasıtasıyla şikayetle bulundum. Günümüzde bağımsız, tarafsız, korkusuz yargı yok ki. Yargıya güven yerlerde sürünüyor. Maalesef hakimlerimizin büyük bir bölümünü sarf nazar ediyorum. Çünkü bu işlerde olanları özellikle siyasi irade görevlendiriyor. Bakıyor kapağa, dosyanın içine bakıyor, kapağına bakıyor. Suçtan zarar gören mağdur kim? İşte falan. Ne? İYİ Parti milletvekili. Ondan sonra bir yıl suç subut erdiği için taciz kararı verecek bir durum göremediğinde, ki çoğu zaman taciz kararı veriyorlar. Taciz kararı veremediğinde bir yıl ceza veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da suçu ya hükmün açıklanmasını geri bırakıyor ya da taciz kararı veriyor. Peki Sayın Erel, bu durumun önüne nasıl geçilecek? Onu da söyleyeceğim. Bunun tersine bir vatandaş
pahalılıktan yana serzenişte bulunuyor. Ben bir ekmek alamıyorum. Çoluğum çocuğum aç. Bugün bir kutu kırmızı boya kırtasiyede 250 lira yani. Nasıl alsın vatandaş? Bununla ilgili düşüncelerini, duygularını sosyal medyada paylaşıyor. Hakkında şikayet var. Savcıya gidiyor. Savcı bey, sen iktidarı eleştirirsin. Hakkında bir soruşturma, daha sonra kovuşturma, 3 yıl ceza veriliyor. Hükmün açıklanması geri bırakılamıyor. Kanun gereği 2 yıldan fazla olduğu için de ertelenemiyor. Nasıl olacak? Şimdi vatandaş kanun uygulayıcılara güvenemiyor ki. Bunun yolu nedir biliyor musun Şehit Hanım? Sayın AK Parti'nin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın strateji hedeflerinde vardı. Hakimlerin coğrafi teminat güvencesi. Yani bir hakim diyelim ki Ankara'ya tayin oldu. Kendi isteği olmaksızın verdiği kararlardan dolayı kesinlikle tayinini çıkaramazsınız. Yani ben Adana'ya, Aksaray'a, ne bileyim Kayseri'ye hakim olarak atandığımda ben bilmeliyim ki benim verdiğim karar birilerini rahatsız etse bile benim tayinim çıkmayacak. Bu verdiğim karar benim hakimler neye göre? Kanuna, yasaya, tüzüğe, örfe, adete göre eğer bunlar da yoksa elini vicdanına koyar, vicdanına göre karar verir. Ben bu kararı verdikten sonra birilerini rahatsız etmiş olabilirim, birilerini ürkütmüş olabilirim. Ama biliyorum ki benim arkamda devlet var, coğrafi bölge teminatı var. Dolayısıyla benim tayin çıkmayacağına göre kardeşler çok rahatlıkla karar veririm. Yani adalete olan güvenin sağlanması için her şeyden önce bizim hakimlerimizin, savcılarımızın bağımsız, tarafsız ve korkusuz olmaları sağlanmalı. Şimdi haklı olarak bir hakim bey siyasi iradenin hoşuna gitmeyecek bir kararı verdiğinde ertesi sabah Türkiye'nin bir ucunda soru alacağı endişesi taşıyor. Nasıl karar versin yani? Şimdi gazeteciler için de benzer durum söz konusu. İzmir'de aynı şey yaşandı. Yani İzmir'de bir siyasi partinin ilçe başkanı adliyeye basıyor. Mahkemenin taraflarından birileri darp ediliyor. Hayatın olan akışı gereğince de savcı tutuklamaya sevk ediyor. Hakim tutukluyor. Ertesi gün savcı da hakimle İzmir'den alınıp başka bir yer. Ya böyle adalet olabilir mi? Vatandaş kime güvensin? Yani adalet mülkün temelidir. Yani adalet, hani tuz kokarsa deniliyor ya, bir adalet olmaz, o zaman insanlar haklarını Allah esirgesin kendi gücü kuvveti olan kendi adaletini kendisi sağlamaya yönelecek. Bizim sosyal medya yasasındaki hani halka korku panik verilecek deniliyor ya, halka korku panik değil, iktidara korku yaratan, iktidarda panik yaratan, iktidarda endişe yaratan yayınlar maalesef sus sayacak denirse bu kanunun özüne uygun olur diye düşünüyorum. Sayın Erel, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Süremizin sonuna geldik ama bitirmeden önce eklemek istedikleriniz varsa onları da alabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah bugün biraz teknik sıkıntılar oldu sanırım. İnşallah bir dahaki yayınımızda bu sıkıntıları sizin açıdan değil, bizim açımızdan teknik sıkıntılar oldu. Onun için de kusura bakmayın. Ben emeği geçen Tarık Bey'e ve sizi çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yayınlar diliyorum. İnşallah bir dahaki yayında daha sorunsuz bu yayını gerçekleştirmiş oluruz. Herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ayhan Erel konuğumuzdu. Samimi analizin sonuna geldik. Yayınlarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyenler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.